Ayın 21'inde testim pozitif çıktı. Muhtemelen hastalardan birisi kaptığımı düşünüyorum. Daha sonra eve geldim. Annem, eşim ve çocuklara bulaştırdık ama annemle eşim de pozitif çıktı. 20 gündür yatıyoruz. 20 günün sonunda annem son bir haftadır yoğun bakımda. Bugün de vefat ettik, kaybettik. Evet. Peki bu 20 günlük süreç içerisinde neler yaşadınız? Ne gibi belirtileriniz oldu hocam sizde? Allah kimseye göstermesin. Çok acı çektim. Çok rahatsız oldum. Özellikle eklem ağrılarım, ateşlerim, nefes almamda zorluk. Çok kötü bir dönem geçirdim. Zaten bir hafta sonra da annem daha da yoğun bakıma geçince daha da kötü oldu. Sıkıntılı bir dönemdi. Vatandaşlardan, halkımızdan mesafeye, temizliğe, maskeye çok dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü bunu yaşayan biliyor, yaşamayan bilmiyor. Allah kimseye de yaşatmasın. Evet, siz bu zaman içerisinde bir hekim olarak hasta tedavi ederken bu hastalığa yakalandınız. Bunun nedeni vatandaşların sorumsuzca davranmaları mı oluyor hocam? Sorumlu vatandaşlarımız da var, sorumsuzlarımız da var ama herkes sorumlu olursa herkes için iyi olur. Çünkü çok acı çektim, çok sıkıntı çektim, üstüne de annemi kaybettim. Lütfen maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim, yetkililerimize uyarılarını dinleyelim. Bu süreç içerisinde de, yattığım süre içerisinde şehir hastanesi, intihaniye servisinde özellikle Sayın Başhekimim İlhamim Çelik Bey'e ve ekibine ve intihaniye servisindeki sorumluların bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dört dörtlük baktılar, ilgilendiler, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hocam bu şeyde anneniz kaç gündür yatıyordu? Normal seyret kaç zamandır yatıyordu? Annem Size sonra mı yattı bu yollarda? benden 3 gün sonra yattı. Ayın 25'inde falan. Bir hafta 10 gün kadar serviste, son 7-8 günde yoğun bakımda yattı. Bugün kaybettik. Peki Kayseri Şehir Hastanesi'nde normal birçok hastaneye tedavi görüyor. Devletin hastanesinde yapılan koronavirüsle ilgili şeyi nasıl buluyorsunuz? Standardı. Şehir hastanesindeki standartlar çok süper, çok güzel. Çok sıkıntılı geldikten sonra, özellikle iki akciğer tutulumundan sonra, 2 gün sonra çok rahatladım. Kendime çok iyi hissettim. Çok şükür testim de negatif geldi en son. Şu anda da bugün, şu an bütün tahlillerim yapıldı. Sıkıntı yok çok şükür. Süper bir tedavi. Ellerine kollarına sağlık bütün yetkililerin. Evet. Hocam yine şu an taburcu olacaksınız ve annenizi defin ettikten sonra tekrar yine görevinizin başına İnşallah döneceksiniz. pazartesi başlayacağım. Vatandaşlara buradan mesajınız ne olur? Bir hekim olarak, annesini koronadan kaybetmiş bir hekim olarak, koronayı yenmiş bir hekim olarak neler söylersiniz? Lütfen. Hem hastayım, hem hekimim, hem annemi kaybettim. Mesafe, maske, sağlık, hijyen dikkat edin. Lütfen yetkililere uyun. Yetkililere dinleyin. Bana bir şey olmaz demeyin. Olunca çok kötü oluyor. Hem kendiniz çekiyorsunuz, hem yakınlarınız, hem de ben annemi kaybettim, ciğerim yanıyor. Lütfen dikkat edin. Yetkililere uyun.